şehrinde Türkler tarafından çok sevilen Hristiyan Demokrat Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Peterman'ın seçim çalışmalarına postun sesi olarak biz de katıldık. 25 Mayıs'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde Ham'ın Türk dostu belediye başkanı Thomas Hunsteker Peterman'la birlikte Türk işyerlerini ziyaret ettik. Peterman, Türk işverenlerden kendisine destek istedi. Şimdi sizleri bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Arkadaşımız Ramazan Kabataş'a açıklamalar yapan Başkan Peterman, Türk kökenli vatandaşlarımızla yoğun çalışmalarımızı, birlikteliğimizi gayet güzel sürdürüyoruz dedi. Peterman, wir sind heute durch die türkische Geschäfte umgegangen. Und wie wichtig ist die türkische, also ethnische Ökonomie für Ham? Also ich glaube, die Ökonomie, die gerade auch die türkischstämmigen Migranten, die türkischen Geschäftsleute werden immer wichtiger für unsere Stadt. Man kann ja auch sehen, dass es immer mehr Geschäfte gibt. Es gibt ja in der Zwischenzeit auch ganz, ganz viele Handwerker, die türkische Wurzeln haben. Es gibt Geschäftsleute, wie wir sie heute besichtigt haben. Ich glaube, der Anteil für unsere Stadt ist in der Zwischenzeit nicht mehr wegzudenken. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass unsere Stadt auch die Kontakte zu unseren türkischen Landsleuten pflegt. Nicht nur zu den türkischen Landsleuten, sondern im Grunde zu allen, auch mit Migrationshintergrund. Und am 25. ist ja Kommunalwahl und Sie kandidieren nochmal für noch nächsten 6 Jahren. Was erwarten Sie von unseren Landsleuten? Ja, ich arbeite ja jetzt seit 15 Jahren sehr intensiv, auch ja, ich sag mal, mit Ihren Landsleuten, mit meinen Bürgern hier in unserer Stadt zusammen. Und ich erhoffe mir natürlich auch viele Stimmen von den türkischstämmigen Landsleuten, damit wir gemeinsam die Politik der Integration und auch die Politik des Miteinanders in den kommenden Jahren weiter werden fortsetzen können. Bugün Ham Belediye Başkanı Thomas Hunsteker Peterman iş yerinizi ziyaret etti. Sizden 25 Mayıs için destek istedi. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ham Belediye Başkanımıza öncelikle teşekkür ederiz. Bizlere de ziyaret ettiği için. Bir Türk dostu olduğu için ayrıca kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Ham ve çevrede bulunan Türk camileri olsun, dernekleri olsun, yakınlığından bilinen bir belediye başkanımız var. Onun için de gurur duyuyoruz. Ham Belediye Başkanı sizi ziyaret etti bugün. Ne düşünüyorsunuz? Ya, gerçekten çok memnun olduk. Sevindik. Kendisini de zaten seviyorduk. Dükkanımızda da onu ağırlamak bizim için onurdu. Çok memnun olduk. Gelecek seçimler için kendisinden bir isteğiniz var mı? Zaten yeterince çalışıyor. Hani böyle devam etmesini dileriz. Özcan Bey, Ahlen'den gelip Ham'da iş yapan bir vatandaşımız olarak Ham'da yaşıyorsunuz ve burada Türkleri seven, Türk dostu bir belediye başkanımız var. Bugün de sizi ziyaret ettiler. Kendisi hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ben şahsen Hans Peterman hakkında görüşlerim şu şekilde. Çevreden duyduklarım ve bildiklerim kadarıyla Türklere karşı çok yakın ilgi ve alaka içerisinde. Yardımsever, herhangi bir şey olduğu zaman vatandaşıyla ilgilenen belediye başkanı olarak kendisini görüyoruz. Özellikle cemiyet etrafında çok sevilen birisi. Bizi de bugün ziyaret etti, kendilerine teşekkür ediyoruz. Şu anki bilgilerimiz bu şekilde. 25 Mayıs'ta yerel seçimler var ve kendisi 6 yıl daha aday. Bu konuda kendisinden bir isteğiniz var mı? Kendisinin aynı çalışmalarına devam etmesini diliyoruz. Çünkü gerçekten şu ana kadar Ham ve çevresinde çok sevilen birisi olduğu için eminim daha iyi işlere, yeniliklere imza atacağını tahmin ediyorum. Bildiğiniz gibi 25 Mayıs tarihinde Almanya'da yerel seçimler var. Bu seçimlerde de yine Ham'dan bir belediye başkanımız tekrar aday. Kendisi hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Kendisi çok iyi birisi. Çok mafi işlemlerde görünüyor. Yani bize yarar işlerde.
Ve önümüzdeki duyduğuma göre önümüzdeki 6 senesinin içerisinde de yine adaymış ve onu desteklemeyi düşünüyoruz. Siz oy kullanıyor musunuz? Evet. Kime vereceksiniz? Şeyde bu. Ham'daki Türkler olarak hani belediye başkanını çok seviyoruz. Ham'daki Türklere olsun, yabancılara olsun yaptığı hizmetler çok güzel. Kendisini seviyoruz. Öyle diyelim. 25 Mayıs'ta yine aday kendisi. Kendisine bir isteğiniz var mı? İsteğimiz böyle devam etsin. Yani Türklere olan, yabancılara olan yardımları böyle devam etmesini istiyoruz. Evet, iş adamlarımızın yanı sıra yanımızda bir dernek başkanımız, Karadenizler Derneği Başkanı Erdal Türeli var. Erdal Bey, 25 Mayıs'ta yerel seçimler konusunda neler düşünüyorsunuz? Şu anda Ham'da bulunan bütün dernek başkanları ve dernek yöneticileri adına şu andaki konumdaki belediye başkanımızdan gerçekten yabancılara karşı göstermiş olduğu ilgi ve alakadan ve bizimle çok ilgilendi. Bu alakadan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Vallahi biz dernek olarak şu andaki belediye başkanını destekliyoruz, yani onun yanındayız yani. Bu zamana kadar çalışmalar hakkında gerçekten çok güzel bir çalışmaları oldu. Memnunuz. Şu anda Heringen'de gördüğünüz gibi parklarımızı açtı. Gerçekten şu anda memnunuz. Yani yıllardır Ham'da yaşıyoruz. 40 yarım asırı doldurduk. Yani bu zamana kadar böyle bir belediye başkanını görmedik. Türklere karşı sempatisi daha iyi. Türklerle iç içe, daha ittifak içerisinde. Yani belediye başkanımızdan çok memnunuz. Devamlı ziyaret ediyor. Yalnız seçimlerde diğer zamanlarda geliyor. Bu Bahnhofstrasse kaldığımız caddenin canlanması için çok çaba sarf ediyor. Yani belediye başkanından çok memnunuz şu an. 25 Mayıs'tan sonra bizim için şunu da yapsa diyebileceğiniz bir konu var mı? Tabii, dediğimiz gibi bu caddenin canlanması bizim için. Ham'ın daha iyi canlı şehir hale gelmesi. Tabii nüfus artacağına azalıyor. Ondan dolayı insan yokluğundan biraz tabii alışverişler daha az oluyor. Tabii bu da nesile bakıyor. Nesil daha çok çoğalırsa alışverişler de daha çok çoğalır. Bu da belediye başkanının elinde olan bir şey değil.